Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti Yüce Rabbimizin katında ne kadar güzelliği varsa üzerinize ve üzerimiz olsun kıymetli izleyenler. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün izleyenlerimize, bütün gönül dostlarımıza selam olsun. Efendim gününüz hayır, haneleriniz huzur ile dolsun. Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize nur, hanelerimize huzur olsun. Efendim ben Deniz Geylani Kararslan kardeşiniz, Sira Nur Derneği basın sorumlusu ve yurt dışı sorumlusu. Bugün Hira Nur Derneği Başkanı Mustafa Kul hocamla birlikte siz değerli bağışçılarımızı, gönüldaşlarımızı, kardeşlerimizi alıp hep beraber iyilik yolculuğuna çıkacağız. Bugün iyilikten konuşacağız. Ayağımızın tozuyla stüdyoya geldik. Yarın da yolculuğumuz var. Bunları konuşacağız ama aramıza yeni katılan kardeşlerimiz vardır. Hira Nur Derneği kimdir, ne iş yapar? Efendim Hira Nur Derneği merkezimiz İstanbul Sancaktepe'de 12 dönüm arazi üzerine 5 büyük bloktan oluşan bir tesisimiz var. Bünyemizde 750 tane yatılı talebe okutuyoruz ve hiçbirinden eğitim ücreti almadan tamamen hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yine bünyemizde her gün 4000 kişilik sıcak yemek çıkartan bir aşevi var. 22 Kur'an kursunun yemek ihtiyacını karşılıyoruz ve birçok vatandaşımızın ücretsiz yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bir mobil aşevi aracımız her gün farklı bir bölgede sıcak yemek dağıtıyor, hizmet veriyor. Yine bünyemizde her gün 4000 adet somun ekmek çıkartan bir ekmek fırınımız var. Yurt içi birimimiz her ay yüzlerce aileye erzak, sair yardımlar ulaştırıyor. Yurt dışı birimi olarak biz de efendim Afrika'da, Asya'da, çeşitli yerlerde medrese, okul, sağlık ocağı inşaatlarımız devam ediyor. Binlerce çocuğu finanse etmeye çalışıyoruz. Hafızlık bursları veriyoruz. Yetimleri barındırıyoruz. Şu an yetimhane inşaatımız başladı. Efendim çocukları giyindiriyoruz. İftar organizasyonları, kurban organizasyonları, dikiş nakış kursları, meslek edindirme kursları. Afrika'da birçok alanda hizmetimiz var elhamdülillah. Bugün iki konuyu işleyeceğiz Rabbim nasip ederse. Birincisi efendim Suriye'de erzak sıkıntısı. İkincisi efendim Asya'da, Arakan Bangladeş'te su kuyusu. Kıymetli kardeşlerim, yeni Suriye'den geldim. Önce Suriye'yi konuşacağız. Ben de yeni Suriye'den geldim. Ve yarın Allah nasip ederse Arakan sınırına gidiyoruz. Myanmar Arakan sınırına gidiyorum ekibimle beraber. Çok ciddi sıkıntılar var orada. Erzaktan Suriye'den başlayalım. Ben Mustafa Hocam'a dönmek istiyorum. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Nasılsınız? İyisiniz hocam inşallah. Elhamdülillah. Sağlıklı dilerim tüm kıymetli izleyicilerimiz hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam malumunuz yeni Suriye'den geldik ve Suriye'de ciddi bir problem var. Efendim işte savaş mağduru insanlar bir bölgeye toplanmışlar. İş bulup çalışma imkanı yok. Fabrika yok, dükkan yok. Yapacakları bir iş yok. Çadırları araziye kurmuşlar. Çakıl taşı dökmüşler yattıkları yer çamur olmasın diye. O çakıl taşının üstüne sünger yatak koyuyorlar. Çadırların içerisine birer tane soba kurmaya çalışıyoruz. Bu insanların hayatı taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Çok ciddi manada sefalet var. Kış Suriye'de çok çetin geçiyor. Ciddi manada bu insanların erzağa ihtiyacı var. Sizinle başlayalım inşallah tavsiyeleriniz. Kıymetli hocam saha çok büyük ihtiyaç sahası ve bunun en önemli olanı da savaşın peşinde getirmiş olduğu durum ki oradaki kardeşlerimiz hakikaten söylediğiniz gibi bir iş imkanı yok, bir çalışma imkanı yok. Bilakis herkes adeta bir bekleyiş içerisinde sahaya bir yani bir iş imkanı kurup çalışacak bir durum da yok. Çünkü yani ortada bir saha biz bir taraftan muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan PKK'sı, bir taraftan Suriye'si buraları rahat, bu mıntıkayı rahat bırakmıyor. Buradan kaynaklı olarak tabii ki oradaki kardeşlerimiz hep buradaki kardeşlerinin eline bakıyor. Dolayısıyla bizler de Mevla Celle Celaluhu ayet-i kerimede müminleri vasıflarken buyuruyor ki وَيُرْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِمَ وَيَسِيرًا. Onlar kendi canlarını çekmesine rağmen hepimizin ihtiyaçlarımız var. Belki darlık çekiyoruz burada. İşte fiyatlar arttı vesaire. Bizim de
kendi anlamımızda biraz sıkıntılarımız var. Canlarını çekmesine rağmen yoksula, yetime, esire ne yaparlar? Yardım ederler. Bu müminin vasfı işte. Mevla Celle Celaluhu bize böyle vasıflıyor. Niye? Çünkü hadis-i şerifte de zaten buyuruyor. Kardeşi tokken, aç yatan, kardeşi açken tok yatan bizden değildir. Bu İslam'ın ve Kur'an'ın bize bir taraftan tanzim etmiş olduğu bir vazifedir. Ve Allah bizi de ayet-i kerimenin devamında da zaten sırf şey verdiklerini Allah rızası için verirler. Ve bunun mükafatına da biz onları affederiz şeklinde aşağıda ayet-i kerime geliyor. Biz Müslümanlar olarak çok büyük sorumluluk altındayız. Çok büyük mücadeleler etmek zorundayız. Tabii bir taraftan buradaki yoksul, savaş mağduru kardeşlerimize yardım etmek ve bununla beraber bir taraftan oradan çocuklar da alıyoruz. Onlara da hizmet veriyoruz. Vakfımızda da zaten talebelerimiz var. Buradan 300 civarı yine Suriyeli kardeşimiz direkt mekanımıza hizmet görüyor. Hem ilmi anlamda hem de sosyal yardım anlamında bize çok iş düşüyor. Bu yönde de tüm kıymetli izleyicilerimizi Suriye'ye el atmak, kış sezonundayız. Soba sıkıntı, kömür sıkıntı. Dün de bir tır daha dağıtım yapıldı orada. Şahin kardeşimiz de, siz de yeni geldiniz. Sizden sonra Şahin kardeşimiz de oradaydı. Yani bu yönde bize çok iş düşüyor kıymetli hocam. Çünkü oradaki insanlar bir soğuk bir kışı geçiriyor. Yaz olduğu zaman çok sıkıntı değil. Yine ama yine biraz dönüyor. Dönüyor ama kışın eksikliğin arasında bir de soba ve kömür ihtiyacı gelmiş oluyor. Kömür bulamayınca orada geçen Şahin kardeşimiz anlatıyor. Kömür bulamayınca sağdan soldan bulan eşyaları yakmak zorunda kalıyorlar. Donacak yoksa çocuklar. Bizzat şahit oldum hocam ben. Battaniye problem, kıyafet problem, ayakkabı problem. Hı. Yani soğuk, çok ciddi bir soğuk. Biz akşam Suriye'den çıktık, sınırda bekledik biraz. Aracımızı X-ray'e falan soktular. Yüzüm uyuştu benim soğuktan. Ben şunu dedim ya, ben Afrika'ya gittim, bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum dedim. Hı. Orada çektiğimiz bir VTR var kıymetli hocam. Birlikte bir izleyelim. Ama VTR'ye geçmeden önce ben izleyen kardeşlerimizi bu hayra davet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, birkaç gün önce Suriye'de idim ben. Bizzat Suriye'ye gittim. Hiranur Derneği ekibiyle. Oraya vardık, çadırları yere kurmuşlar. Alta çamur olmasın diye mıcır dökmüşler. Efendime söyleyeyim, bataklık üstümüz başımız, yani çamura gömüldük. Bu insanlar burada hayat yaşıyorlar. Çadırın içi buz gibi hocam. Evet. Yani o soba bir an sönsün, insanın kanı donar ve içeride ölür. Samimi söylüyorum bunu. O soba bir an sönsün, felaket başlar. Ve bu insanların çalışma imkanı yok. Buradan ilan ediyorum izleyen kardeşlerimize. Bir fabrika yok. Bir markette çalışsınlar yok, bir tamircide çalışsın yok, öyle bir ortam yok. Bu insanlara biz erzak göndermezsek bu insanlar aç. Evet, biz bunlara, bu insanlara erzak göndermezsek bu insanlar aç. Bunlar bizim yanı başında komşularımız. Hocam da az önce ifade etti. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizden dediği kim? Müslüman değil mi? Yani. Allah muhafaza. Kıymetli kardeşlerim, ekran altında Hiranur Derneği'nin çağrı merkezinin numaralarını görüyorsunuz. Şu an bu programı kim izliyorsa, birazdan görüntüleri göstereceğim. Allah rızası için acil erzağa ihtiyacımız var. Bir koli, erzak bedeli 300 TL. İmkanınız varsa 3 koli, 5 koli, 10 koli, 20 koli, neye gücünüz yetiyorsa. Ne yapın? Ekran altındaki numaralardan acil bir şekilde Hiranur Derneği'ne ulaşın. Allah Resulü buyurdu ki, kim aç bir Müslümanı doyurursa Allah onu cennet meyveleriyle doyurur. Kim bir mümin kardeşinin bir hacetini giderdi, Allah onun 73 hacetini giderir. Bir tanesi dünya işleri için kafi, 72'si kişinin ahirette derecelerini yükseltir. Kıymetli kardeşlerim, Suriye'de kış çok çetin geçiyor. Suriye donuyor. Suriye yemek yapamıyor. Efendim, çoluk çocuk perme perişan durumda. Allah için acil bir şekilde, daha dün gece yine ekibimiz Suriye'den geldi. Acil bir şekilde erzak istiyoruz. Şu programı kim izliyorsa. 2 koli, 3 koli, 5 koli mutlaka bu işe katkıda bulunun. Bediüzzaman Hazretleri buyurur, ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme.
Bunlar bizi ahirette kurtaracak işlerdir. Bakın Cenab-ı Allah kuluna mahşerde, ey kulum ben acıktım, beni doyurmadın buyurur. Kul der ki, haşa ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Sen nasıl acıkırsın ve ben seni nasıl doyurabilirim? Eğer aç bir Müslümanı doyursaydın, bugün benim katımda bunun karşılığını görecektin. Kardeşler, Suriye perişan. Allah için şu muydu, bu muydu, bunu bir kenara koyalım. Açlıktan insanlar ölüyor. Ekran altındaki numaralardan arayın, Hira Nur Derneğimizin çağrı merkezini. Bu erzak olayını bitirelim Allah için. VTR'yi birlikte izliyoruz. İzlerken üzüleceğiz değil mi? Ama görüntüleri görüyoruz, üzülüyoruz. Bu üzüntümüz bizi harekete geçirmiyorsa, bir şeyler yapmıyorsak bu üzülme değil. Bir şeyler yapıyorsan üzülmen yerini buluyor. Yoksa üzülmüşsün, kime ne faydası var? Böyle olmamalı. Allah için doğruyu söylüyorum, tebliğ ediyorum. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hemen numaralara sarılalım. Buyurun VTR'yi birlikte izliyoruz. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği olarak Suriye'deyiz. Sizlerin bize emanet etmiş olduğunuz gıda kolilerini efendim bölge bölge, mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, durumu görüyorsunuz. Efendim yerler çamur halinde. İnsanlar burada maalesef açlık çekiyorlar. İnsanlar burada çok ciddi problemler çekiyorlar. Burada bu insanlar tabiri caizse kendi kaderlerine terk edilmiş. Efendim tırlarla gelen malzemelerimizi kamyonlarımız alarak bölge bölge daha önce tespit edilen yerlere götürüyoruz, dağıtımını yapıyoruz. Ama burada çok ciddi bir erzağa ihtiyaç var. Kıymetli kardeşlerim, buradaki kardeşlerimize Allah için yardımcı olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Derhal acil bir şekilde ekran altındaki numaralardan Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşarak en azından şurada birkaç ailenin bir aylık erzak ihtiyacını da siz karşılayabilirsiniz. Efendim bir koli erzak bedeli 300 TL. Sizler de ne yapın? Mutlaka bir ailenin, iki ailenin, üç ailenin erzak bedelini karşılayın. Ben buraya geldim, empati yapıyorum. Acaba biz çocuklarımızla efendim şurada yaşamak ister miydik? Burada yaşamak ister miydik? Bu sıkıntıyı çekmek ister miydik kıymetli kardeşlerim? Hani Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Dünyanın bir yerinde bir insan üşüyorsa sen ısınamazsın. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Efendim kış Suriye'de çetin geçiyor. Burası bizim yanı başımızda komşumuz. Buradaki kardeşlerimiz açlıkla mücadele ederken bizler sıcak evlerimizde oturamayız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, kim aç bir Müslümanı doyurursa Allah onu cennet meyveleriyle doyuracaktır. Onun için bizim buraya getirdiğimiz erzaklar yeterli değil. Allah için gelin, sizler de gayret edin, çevrenizi haberdar edin. 5 koli, 10 koli, 20 koli, en azından hiçbir şey yapamadık mı? Bir koli erzakla mutlaka ne yapalım? Destek olalım sevgili kardeşlerim. Çünkü buradaki kardeşlerimiz açıktalar. Açlar, çalışma imkanları yok, fabrika yok, bir iş yerinde çalışma imkanı yok. Bu bölgeye kıstırılmış, burada hayatlarını yaşamak zorundalar. Onun için sizlerden destek bekliyoruz. Ekran altındaki numaralardan derhal Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşın. Bir ailenin, beş ailenin, on ailenin erzak ihtiyacını siz karşılayın. Kış bitene kadar en azından. Bu akışı kesmeyelim. Buradaki görevli kardeşlerimizi boş bırakmayalım. Sürekli bu erzaklar dağıtılsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah mahşerde kuluna soracak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ey kulum, ben acıktım, beni doyurmadın. Ben susadım, bana su vermedin. Kul diyecek ki, haşa ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Sen nasıl acıkabilirdin ve ben seni nasıl doyurabilirdim? Allah-u Teala buyuracak ki, aç bir Müslümanı doyursaydın, beni doyurmuş olacaktın. Bugün burada Allah-u Teala doyurulur mu haşa? Bugün burada karşılığını görecektin buyuruyor Cenab-ı Mevla. Onun için sevgili kardeşlerim, bu kardeşlerimiz de imtihandalar.
Bizler de imtihandayız. Acil bir şekilde buranın erzak ihtiyacı var. Biz bu akışı kesmek istemiyoruz. Allah rızası için bir ailenin, iki ailenin, beş ailenin, on ailenin de erzak ihtiyacını siz giderin. Sevgili kardeşler, kış Suriye'de çok çetin geçiyor. Rabbim yapacağınız erzak yardımlarını kabul eylesin. Burada evler buz gibi, burada insanlar çadırda yaşıyor, burada insanlar soğukta yaşıyor, giyecek elbise yok, çocukların ayağında çorap yok. Kıymetli kardeşler, biz imdad etmezsek emin olun donarak ölen insanlardan sorumlu oluruz, vebale gireriz. Özellikle çalışma imkanları yok, ciddi manada erzak ihtiyacımız var. Bu alanda desteklerinizi bekliyoruz. Zaman kaybetmeden ekran altındaki numaralardan Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşarak derhal 3 aileye, 5 aileye de biz erzak kolisi gönderelim. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Bu vesileyle gönlünüzden, kalbinizden geçen hayırlı muratlarınızı kabul eylesin efendim. Evet, arkadaşlar VTR yayını yetiştireceğiz diye biraz alenacele bunu yaptılar. Evlerin içine girdik, insanlarla birlikte oturduk. Efendim yataklarını gördük, kaldığı yerleri gördük, çadırlara girdik, efendime söyleyeyim, normal evlere girdik, şehir merkezine gittik Suriye'de. Hakikaten işler acısı bir durum. Buradan ben ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerime ilan ediyorum, tebliğ ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, insanlar açlıkla karşı karşıya, hakikaten çok ciddi bir problem. Çalışamıyor insanlar maalesef. Öyle ki çocuklara oyuncak dağıtıyoruz, şeker dağıtıyoruz. Çocuk saklıyor, bir daha istiyor. Yani çok kötü bir durum hocam. Evet. Yani neresinden bakarsan bak. Bir ekran altındaki numaralardan ne yapalım? 2 erzak kolisi, 3 erzak kolisi, 5 erzak kolisi sevgili kardeşlerim mutlaka Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'ni arayarak bu kardeşlerimize, bu çocuklara gönderelim. Kıymetli kardeşler, ben gezdim, kampı da gezdim, normal yerleşim yerlerinde gezdim. Hakikaten bataklık ve insanlar yani orada açlık çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Üzerlerine giyecek doğru düzgün bir şey de yok. Onu da ifade etmiş olayım. Mustafa Hocam sizin de görüşlerinizi alalım bununla alakalı. Hocam, biraz önce de okuduğum ayet-i kerimede Mevla, burada işte kendi canları çekmesine rağmen, kendi istediklerine rağmen ne yaparlar? Başkalarını yedirirler, kusula yedirirler, esire yedirirler. Şimdi çok büyük biz varlık imtihanı çekiyoruz hocam. Yani bu imtihanın karşısında da zaman zaman sıkıntılı imtihanlar da çekiyoruz ama yine elhamdülillah diyerek ya Rabbi biz şu an oradakilerden daha iyi durumdayız. Elhamdülillah. Sen bize ihsan etmiş olduğun nimetten biz de senin rızan için fedakarlık yapıp oralara ikram edelim. Mevla inanın hocam bize kat kat daha verecektir. Mevla Celle Celal bize daha çok ihsan edecektir. Bugün reklamlarla birçok şey önümüze her gün sunuluyor. Bunu alın, bunu alın, bunu alın. Öyle değil mi hocam? Yani o kadar çok şey sunuluyor ki bizim önümüze sunulanların ötesinde arkadaşların bırak ulaşacak ekmekleri yok. Hocam nasıl anlatayım ya? Yani öyle yok, akşam televizyon izleyin. Akşam hanım şunu hazırla. Bazen eşim beni de arar, akşam ne yapayım falan. Evet. Ya bu çok lüks bir şey hocam. Gerçekten evet. Çok. Yani sen evini arayıp akşama şu yemeği yap diyebiliyorsan sen lüks bir hayat yaşıyorsun kardeşim. Ben 3 yıldır Afrika'yı geziyorum. Suriye'yi gördüm. Yarın Allah nasip ederse Arakanlı kardeşlerimi göreceğim inşallah. Evet. Çok lüks. Onun için bu lüksün de bir sadakası olmalı. Evet. Bir zekatı evet. Olmalı. Huzur içerisinde sofraya oturabiliyorsak bunun bir sadakası, bir zekatı olmalı hocam. Evet. Olmazsa Cenab-ı Allah bizden bunun hesabını sorar. Ekranlar başında izleyen kardeşlerim, yanı başımız Suriye. İnşallah Arakan'dan geldim. Mustafa Hocam'la bir gün yine bir erzak operasyonu yapacağız oraya yüklü bir şekilde. Bunu biz tek ne yapabiliriz ki sizler olmasanız? Damlaya damlaya göl olur. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Haydi Bismillah diyelim ekran altındaki numaralardan. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği gibi güvenilir bir dernekle yardımlarınızı Suriyeli kardeşlerimize ulaştırın. Bizler yıllardır bu ekranlardayız. Efendim Türkiye'de belki 40 bin talebemiz vardır bizim. Göz önündeyiz, herkesin göz önünde bu işi şeffaf bir şekilde devlet kurumlarıyla birlikte. Afat'tır, Kızılay'dır, efendim yurt dışında TİKA'dır, efendim
devlet kurumlarıyla birlikte bu işi hassas bir şekilde yapıyoruz elhamdülillah. Ekran altındaki numaralardan erzakla alakalı bizleri arayın. Efendim şimdi gelelim ikinci konumuza. Hemen şöyle efendim kıymetli kardeşlerim, Allah nasip ederse yarın Arakan'a gidiyorum. Yani nasıl gideceğiz? Bangladeş Dakka'ya uçacağız. Dakka'da indikten sonra oradan yeniden bir uçağa bineceğiz ve bu Myanmar sınırına. Efendim Arakan'da Müslüman kardeşlerimizi canlı canlı yakıyorlar, bildiğiniz ateşin içine atıp canlı canlı yapıyorlar. Üzülüyor muyuz? Bir şeyler yapalım. Arakan'da kardeşlerimizin kolunu bacağını kesiyorlar. Girin YouTube'da, internette bu görüntüler var. Arakan'da kardeşlerimizi ben gördüm hocam. Kanım dondu. Vallahi kanım dondu ya. Mecazi olarak yemin ediyorum. Yani adamı diri diri yüzüyorlar. Bu nasıl bir işkencedir? Bu nasıl bir hainliktir? Bu nasıl bir alçaklıktır? Efendim, kızlarına tecavüz ediyorlar. Kadınlarına tecavüz ediyorlar. Hasbel kader, bu işkenceden kendini kurtarmaya çalışan insanlar o uyduruk sandallarla, teknelerle kendilerini Bangladeş sınırına atmaya çalışıyorlar. Efendim bir kısmı suda boğuluyor, ölüyor. Gemi kaldırmıyor, batıyor, suda boğuluyor, ölüyor. Bir kısmı Bangladeş sınırına ulaşıyor. Efendim bu ülkeden de onları itiyorlar, gelmeyin buraya, yer yok. Canını kurtarabilen orada aynı Suriye'dekiler gibi sınırda bir kampın içerisinde yaşıyorlar. Bakın ciddi bir şey anlatıyorum. Kampın içerisinde yaşıyorlar, dışarıya çıkmalar yasak. Aynen Suriye'deki kardeşlerimiz gibi savaş mağduru bunlar. Savaş mağduru da değil, zulümden kaçıyorlar, evet. Efendime söyleyeyim. Bu insanlar kampın içinde çamurlu su içiyorlar hocam. Su yok. Göletlerden su dolduruyorlar. O göletlerden su dolduruyorlar. Çamurlu su içiyorlar. Onun için biz Allah nasip ederse tedariğimizi aldık, hazırlığımızı yaptık. Oraya su kuyuları açmaya gidiyoruz. Erzak dağıtacağız, zekat dağıtacağız. Bununla birlikte bugün sizlerden oraya su kuyusu istiyoruz. Kardeşlerimiz bizden bunu istediler. Peki su kuyusu ne kadar? Efendim bir tam su kuyusu sondajlı, orada maliyetler düşük. 12.500 TL. Evet, bugün bir insan 12.500 TL vererek bir su kuyusunu tek başına açabilir. Bir de orada şadırvan şeklinde su kuyumuz var. 18 tane oturağı var, 18 tane musluğu var. Bu da şadırvan. İnsanlar hem suyunu dolduruyor hem abdestini alıyor. Bu da 30 bin lira gibi cüzi bir rakam. Yani 30 bin lira bu şadırvan için cüzi bir rakamdır. Buna gücü yetmeyen kardeşlerim ne yapabilir? Bir 12.500 liralık tulum bastırmak istiyorsunuz. En azından 5 bin lirasını karşılayabilirsiniz. 3 bin lirasını karşılayabilirsiniz. Annenizin babanızın ismini yazabilirsiniz. Efendim su kuyusu açtırmak sadaka-i cariyedir kıymetli kardeşlerim. Binlerce insan yaşıyor kampta. Efendim onlar sizin açtığınız kuyunun suyunu içecekler. Bütün sevabı sizin hanenize yazılacak. Temiz su içecekler. Bu efendim mazlum insanlara gelin temiz içme suyu ikram edin kıymetli kardeşler. Arakan'da efendim 12.500 lira kıymetli kardeşler tulumba su kuyusu. Şadırvan şeklinde de yaparsanız 30 bin lira. Hepsini karşılayamayabilirsiniz. 5 bin lirayla hisselerle katılın. Efendim 10 bin lirayla katılın. 3 bin lirayla katılın. Hiç mi bir şey yapamadık? Ya hiç mi bir şey yapamadık? 300-500 lira ile su kuyusu fonuna katkıda bulunun kıymetli kardeşlerim. Bakın şu suyu içiyorlar. Şimdi VTR'yi birlikte izleyeceğiz. VTR, sizler ekran altındaki numaralardan şu an Hiranur Derneğimizin çağrı merkezini arayın. Kardeşlerimiz size geniş bilgi verecekler. Ben burada
Hepsi konuya giremiyorum. Zamanım kısıtlı televizyonda. Hepsini anlatamıyorum. Arkadaşlarımızı arayın. Size detaylı bilgi verecekler. Kuyunuzun üstüne isimlerinizi koyacağız. Açılışınızı yapacağız. Videosunu, fotoğrafını, bilgilerini sizlerle paylaşacağız kardeşlerim. Hemen ekran altındaki numaralardan arayın. Yarın ben yolcuyum inşallah. VTR'ye geçmeden önce Mustafa Hocam'ın da bölgeyle alakalı yorumlarını almak istiyorum. Kıymetli Hocam, tabii Arakan bölgesi Çin sınırına yakın, Müslümanların zorda kaldığı bir bölge. Adeta hicret ettirildikleri bir bölge. Ve buradaki insanların su kuyusu, gıda, aynı Suriye'de dediğiniz gibi bir çalışma imkanları yok, bir şey yok. Adeta parantez açayım burada hocam. Gelen gıdalardan orada da dağıtım yapacağız. Buyurun. Evet hocam. Adeta açık cezaevinde yaşıyorlar. Yani burada da biz Müslümanlara da bu kardeşlerimize sahip çıkmak düşüyor. Gerek gıda kolilerle olsun, gerek su kuyularıyla olsun, gerek bir taraftan hocam, bunu da eklemiş olalım. Orada medreseler var, talebeler var. Onlar da destek bekliyorlar bizden. Ki biz onlara sahip çıkacağız. Onlar zaman içerisinde güçlenecekler ki bizler de bir taraftan da ahiretimizi imar etmiş olacağız. Yoksa bugün öldüğümüz vakitteki her şeyimiz geride kalıyor. Ahirete götürebileceğimiz tek şeylerimiz bir yapmış olduğumuz ibadetler, taatlerimiz, samimi ihlaslarımız, bir de Allah için yapmış olduğumuz infaklarımız, tasadduklarımız. Ki buradaki kardeşlerimiz nasıl Suriye'de bir savaşın mağduriyeti varsa, burası hakikaten mıntıka olarak da çok uzak. Müslümanların ulaşılmasına çok uzak olan bir mıntıka. Suriye'ye yine yakınımızda bir müdahale edebiliyoruz. Buradan hemen Türkiye'den bir şey alabiliyoruz. Orada yardımları götürdüğü vakitte insanları ulaştırmakta bile zorluk çıkartıyorlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerimiz, Arakan'daki bu kardeşlerimize gerek gıda kolileriniz olsun, gerek su kuyunuz olsun ki şu an su kuyusu talepleri var. Bir taraftan o çocuklar eğitmek istiyorlar. Eğitilmeleri lazım. Dinlerini öğrenmeleri lazım. Bir gün böyle bir şeyde paylaşmış. Diyor ki işte niye bu kadar çocuk yapıyorlar? Mübarek gavur bir taraftan Müslümanı yok etmenin derdinde, bir taraftan öldürmenin, açlığa bırakmanın, sefaati bırakmanın derdinde. Yapacak tabii ki. Müslüman da nesli devam ettirmenin, mücadelenin, dinini, devletini devam ettirmenin derdinde. Dolayısıyla bizlere iş düşüyor hocam. Bugün belki birçok reklamlar önümüze sunuluyor ama biz de burada da ahiret insanlara, kardeşlerimize el uzatılmasını tavsiye ediyoruz. Biz tavsiye ediyoruz, teşvik ediyoruz. İnanın buradaki yapacak olduğumuz bağışlar, sadakalar ahirete gidecekler. Rabbim Celle Celaluhu diyecek ki sizler benim kullarımın, binlerce kilometre ötedeki kullarımın açlıklarına deva oldunuz, hastalıklarına deva oldunuz, susuzluklarına deva oldunuz. Mevla inşallah birçok günahımız, isyanımız, hatalarımız var. İnşallah bu yapmış olduğumuz hayır hasenatlarla da onu örtecektir. Allah razı olsun hocam. Ben şunu da izleyen kardeşlerime söylemek istiyorum. Vizeyi tam 3 ayda aldık hocam. Evet. 3 ayda aldık vizeyi. O kadar güvenilir referanslarımız olmasına rağmen oradaki işte Budistler yöneticiler bize diyorlar ki siz gönderin biz yardım ederiz. Hayır kardeşim, biz Afrika'da da öyle bütün işimizin başında kendimiz olacağız. Kendimiz yapacağız işimizi. Vizeyi 3 ayda aldık kardeşlerim. Biz bu anlamda bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Allah için ekran altındaki numaralardan efendim Arakanlı kardeşlerimize su kuyusu istiyoruz sizlerden. VTR'yi birlikte izleyelim. İzlerken de ekran altındaki numaralardan acil bir şekilde Hira Nur Derneğimizin çağrı merkezini arayalım efendim. Maalesef dünya nüfusunun 2 milyar 100 milyonu temiz içme suyuna ulaşamıyor. Kuraklığın kasıp kavurduğu topraklarda insanlar dünyanın göz önünde hayatta kalma mücadelesi veriyor. İçme suyuna ulaşabilmek için çocuklar kilometrelerce yol yürüyor ve birçok tehlikelere maruz kalıyor. Maalesef insanlar birikinti yağmur sularını ve çamurlu göletlerde suları dinlendirerek içmek zorunda kalıyor. Bu suları içen özellikle çocuklar ve yaşlılar hastalanıyor ve bir süre sonra hayatını kaybediyor. Arakan zulmünden kaçıp Bangladeş sınırına yerleşen kardeşlerimizin imtihanı bu sefer açlık ve susuzluk oluyor.
Bangladeş sınırında milyonlarca insan bizden uzanacak bir yardım elini bekliyor. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği olarak Bangladeş Arakan sınırında su kuyuları açıyor, temiz içme suyunu hasret kardeşlerimizi suyla buluşturuyoruz. Gelin, siz de bu hayra ortak olun. Bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Öyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bangladeş Arakan sınırında bir su kuyusuna da siz vesile olarak binlerce insanın temiz içme suyuna kavuşmasına vesile olun. Sizin de bir sadaka-i cariyeniz olsun. Sahabelerden annesi vefat eden Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, annem öldü. Onun adına sadaka verebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," buyurdu. Hazreti Sa'd, "Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?" diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsan ve hayvanların su ihtiyacına cevap vermektir," buyurdu. Bu dünya ahiretin tarlası. Buraya ne ekersek, yarın ahirette onu göreceğiz. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme, buyuruluyor. Sizler de Hira Nur İlim ve Hizmet Derneğimizin çağrı merkezini arayarak bir tam su kuyusu veya yarısını veya dörtte birine ortak olabilirsiniz. Açacağınız su kuyularının üstüne istediğiniz isimleri verebilirsiniz. Kuyunuzun açılışını yapıyor, video ve fotoğraflarını çekerek sizlere ulaştırıyoruz. Gelin, siz de bir hayra ortak olun. Bu imkana sahip olamayan kardeşlerimiz, su kuyusu fonumuza dilediği rakamlarla katkıda bulunabilir. Bir ihtiyaç sahibi insanın içmiş olduğu bir bardak su, bir kova su da size ait olsun. Gelin bu hayra siz de ortak olun. Bu çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. Şimdi zaman zaman kıymetli hocam gençlerle bir araya geliyoruz. Dini tartışmalar yapıyoruz. Tartışma değil de diyor ki ben milyar, niye Almanya'da dünyaya gelmedim? Niye Türkiye'de yaşıyorum? Euro olarak maaş alırdım. Evet. Efendime söyleyeyim. Ben de güzel bir marka arabaya binebilirdim. Yani sen şikayetçi misin Türkiye'de doğmaktan? Ya değilim de sen bugün Arakan'da da doğmuş olabilirdin. Evet. Afrika'da da doğmuş olabilirdin. Çöl köyünde doğmuş olabilirdin. Efendim Suriye'de doğmuş olabilirdin, değil mi? Onun için şükredecek çok sebebimiz var. Şu görüntüleri izliyorum. Bu Arakanlı Müslümanların. Yani onlar biz burada doğalım istemediler. Bir kaderi mutlak vardır, bir kaderi muallak vardır. Cenab-ı Allah onların orada doğmasını murad etti. Onları imtihan ediyor orada. Bizi de burada imtihan ediyor. Şu temiz berrak suyu içmek, bak, imtihandır bu. Bunu sen temiz içiyorsun. Arakan'da kampta yaşayan kardeşimiz, o gördüğün çamur içiyorsa ve sen bir şeyler yapmıyorsan bunun için, bunun bir hesabı var. Evet. Bu içtiğin suyun sadakasını vereceksin. Belediye bile içtiğin suyun parasını alıyor senden. Bunun sadakasını vereceksin. Kıymetli kardeşler, Cenab-ı Allah diyor ki bunun sadakasını verirsen o çamurlu su içen kardeşim belki cennete girecek. Sen ona destek olursan diyor, ben de karşılığında seni mahşerde susatmam. Ben de seni cehennemime atmam, cennetime alırım. Sana bir içenlerin bir daha susamayacağı efendim ab-ı hayattan Kevser havzundan içiririm buyuruyor. Evet kardeşlerim, Arakanlı kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. Yarın yolcuyuz. Acil bizden su kuyusu istiyorlar. Durumu anlattım. Tulumbalı bir su kuyusu bedeli 12.500 lira. Hepsini veremiyorsanız yarısına ortak olun. 5.000 liralık hisseler var, buna ortak olun ama bizi boş göndermeyin. Bizi boş göndermeyin.
Bu vazife hepimizin vazifesi kıymetli kardeşler. Bu insanlar canlı canlı kesilmekten kaçan, yüzülmekten kaçan, namusunu kurtarmak için hicret eden kardeşlerimiz. Dolayısıyla biz onlara sahip çıkmıyorsak nerede kaldı bizim inancımız, nerede kaldı bizim gayretimiz? Ekran altındaki numaralardan bu anlamda desteklerinizi ve gayretlerinizi bekliyorum inşallah. Kıymetli hocam, izleyen kardeşlerimize siz son olarak ne tavsiyede bulunursunuz? Hocam, şunu görüyoruz ki dünyanın her bir tarafında Müslümanlar zulüm altında. Ama şurada bir gerçek ki yeryüzünde Allah'a iman edenler olmadığı vakitte, Allah'a kulluk yapan olmadığı vakitte zaten Mevla bu kıyamette koparacak. Dolayısıyla şöyle görmek lazım. Dünyanın her bir tarafında o açlık, o susuzluğa rağmen, yani onların zulmüne karşı dinini terk edip onlar gibi de olabilirler asıl. Belki böyle bir zulme de daha maruz kalmazlar. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Buna rağmen bu kadar sıkıntı, bu kadar zulüm, bu kadar işkenceye rağmen Allah'ın dinini yaşamak, yaşatmak için çok güzel medreseler de var orada. Bizim yurt dışı eğitim sorumlusu Arakanlı Muhammed Yasin hocamız var. O devamlı oradan zaten. Muhammed Yasin hoca da bizimle geliyor. Da kendi geliyor. Halkına yardım etmek için bizi götürüyor. Evet. Onunla beraber oradan görselleri de görüyoruz. Yani bunu bir de şöyle düşünmek lazım hocam. Dünyanın her bir tarafındaki aç da olsa, susuz da olsa bir Müslüman varsa bu Allah'ın işte kıyameti, yani muhakkak vakit tayin edilmiştir ama Allah'ın rahmetini celbetmesi, dünyaya merhamet etmesinin bir vesilesi. Dolayısıyla bizler de Müslümanlar olarak dünyanın her bir tarafındaki dinimin, İslam'ın sancağını sallandıran, dinimin, İslam'ı, Allah'ı, kelimetullah'ı hayatta tutan bu kardeşlerimize yardım etmek bizim üzerimize. Zaten Allah'ın zekat emri var bize. Bir taraftan hadis-i şerifte öyle bakıyordum. Zekatını vermeyenin namazı da kabul olmaz diyor öyle. Yani sadakası, infakı, Allah imanla infakı hepsini bir araya koymuş ki. Dolayısıyla bu bağış için bir taraftan da bir cihat görmek lazım hocam. Çünkü biz cihat olarak belki orada o mücadeleyi veremiyoruz. Ama o mücadeleyi verenlere destek sağlamış oluyoruz. Ki nasıl ki savaşa çıkan orduya ashab zamanında işte kimisi direkt savaşa katılarak, kimisi silah sağlayarak, masrafları karşılayarak cihada ortak oluyordu. Aynı şekilde bizler de yeryüzündeki Müslümanlara destek olduğumuz müddetçe dinimin, İslam'ın ilahiye mülkâme bekasının destek olmuş olacağız. Ve Allah'ın o muhtaç kullarına yardım ettiğimizde de Allah bize daha çok yardım edecektir inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah mahşerde, ey kulum ben acıktım, beni doyurmadın. Ey kulum ben susadım, bana su vermedin buyuracak. Bu hitapla karşı karşıya kalacağız. Biz inşallah bu dünyada su verenlerden, gıda verenlerden olalım. Suriye için erzak istedik. Yarın ben Arakan'a gidiyorum. Arakanlı kardeşlerimiz için su kuyusu istedik. Efendim, Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ni arayarak inşallah desteklerinizi bekliyoruz. Oraya gittiğimde oradan yeni görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hayırda kalın güzel insanlar.